Ali. Hatırladın mı beni? Amcamın ortağısınız. Aynen, aynen. Doğru. Biraz konuşalım mı? Konu neydi? Acelem var biraz. Konu önemli. Dinliyorum, buyurun. Konu sen, ben, Sevilay. Annem, ben. Açıklayınca anlayacaksın zaten. Senden ricam bana biraz zaman ayırma. Bakın sizi tanımıyorum. Ve bu konuşma hiç hoşuma gitmeyecekmiş gibi bir his var içinde. Lütfen, lütfen, lütfen. İzin ver bana. Şimdi gidelim senin şöyle erkek erkeğe baş başa konuşacağımız bir yer bulalım ha. Bu motor sende takıntı olmuş oğlum. Bu konuyu daha önce de konuştuk. Kendi paranla da olsa alamazsın. Ya anne, asıl sen takıntılısın. Bak beni hayatının sonuna kadar koruyamazsın, tamam mı? Ben motoru alacağım. Kaçtım ben, hadi eyvallah. Vallahi yeter artık ya. Nasıl yani? Umarım istediğin modeldir. Alırken Ali'den yardım istedim. Beğendin mi? Anne. Bu benim mi? Evde başka motor isteyen biri var mı? Hani karşıydın? Hani almayacaktın? Kendi paranla alamazsın dedim. Ama tabii ki kurallarım var. Dikkatli olacaksın ve hız yapmayacaksın. Anlaşıldı mı? Sen var ya sen. Deli çocuk. Ay. Canım oğlum, seni çok seviyorum. Ben seni yerim yerim. Annelerin bir tanesisin sen ya. Savaş. Oğlum. Sence? Doğru yaptık. Ya Rana Hanım söylediklerinde samimiydi. Biraz kötü oldu sanki. Bence çok iyi bir fikirdi. Hayatında ilk defa bana dürüst oldu, ilk defa. Savaş, onun için de bu durum zor. İtiraf etmesi, kabullenmesi. Ya evet, bir hata yapmış. Bir hata mı? Nazlı, bu hata kimlerin hayatına mal oldu sen biliyor musun? Kaç kişinin hayatına mal oldu? Annem intihar etti. Ben 4 yaşında annesiz kaldım. Belki benim başka bir hayatım olacaktı. Belki ben böyle olmayacaktım. Ben seni böyle tanıdım. Böyle sevdim. Şimdi ne olacak? Yeni bir hayat kuracağım. Olduğum kişi olmadığımı öğrendim. Yeni bir ben olacağım. Artık yalnızım. Bence köprüleri bu kadar çabuk yıkma. Evde seni seven bir sürü insan var. Ne yapayım? Geri mi döneyim o eve? Ya bilmiyorum. Bu sefer gerçekten ben de bilmiyorum. Bir şey diyemiyorum. Yalnızım dedin ya. Değil miyim? Değilsin tabii. Ben buldum seni. Ben senin için korkuyorum. Ben korkmuyorum. Yeni bir hayata başlayacağım.
kendime yeni bir iş bakacağım. Kendi ayaklarımın üstünde durduğum bir hayat. Tabii tüm bunları yapmam için önce kalacak bir yer bulmam lazım. Hadi geçsin eve. Saçmalama. Seni kalacağın yere yerleştirmeden şuradan şuraya gitme. Hadi gel sen de. Evet, önemli bir şey konuşacağınızı söylediniz. Geldik. Konuya nasıl gireceğimi düşünüyorum da. Şimdi bu söyleyeceklerim seni biraz şaşırtacak. Hatta belki de kızdıracak. Ama yine de söyleyeceğim. Siz bir an önce söyleyin. Gerisini akışına bırakalım. Ali. Senin iznini istiyorum. Ne izni? Sevda ile görüşmek için. Nasıl görüşmek için? Şaka bu mu? Ne diyorsun sen? Bir dakika dinle lütfen. Dinleyin. Sevda yalnız. Ben de öyle. Henüz bu niyetimi ona söylemedim veya hissettirmedim. Çünkü önce seninle konuşmak istedim. Eğer sen onaylamazsan, bu ikimizin arasında bir niyet olarak kalacaktır. Ciddisin yani. Evet, evet. Yani sana tuhaf geldiğinin farkındayım. Açıkçası konuşurken bana da biraz garip geliyor ama... sana saygı duyuyorum. Ve senin onaylamayacağın bir şeye de baştan teşebbüs etmek istemiyorum. Şu an ne diyeceğimi bilemiyorum. Nasıl istiyorsan öyle davran. Annemin haberi var mı niyetinden? Yok, henüz yok. Söyledim ya, önce seninle konuşmak istedim. Yüzüne karşı, dürüstçe, açıkça. Ne yapıyoruz? Bir şey yapmıyoruz. Ben gidiyorum. Ali. Zaman ayırdığın için sağ ol.